Hocalık veya talebilik yapan bayanlar özel günlerinde Kur'an-ı Kerim okuyabilirler mi? Hanefi mezhebine göre bayanlar özel günlerinde ister bu lohusalık olsun, isterse hayız durumları olsun, Kur'an-ı Kerim okumaları veya Kur'an'dan bir ayet okumaları haramdır, caiz değildir. Hanefi mezhebinde asıl olan görüş bu şekildedir. Hanefi mezhebinde bu görüş asıl olduğundan dolayı özellikle derslerde talebelerine e, Kur'an-ı Kerim'i öğreten veya ders alan bayanların bu dikkat etmeleri gerekir. Onun için burada eğer bir talim süreci var ise yani Kur'an-ı Kerim öğrenme veya öğretme durumu var ise bu durumda, Kur'an-ı Kerim'in bir ayet veya bir ayetten azı da olsa bir ayete yakın bir yerin okunmaması gereklidir. Eğer okunacak olursa Allah muhafaza e, dinen mesuliyete e, düşülecektir. Peki burada bayanların okuyabileceği en son limit nedir? Buna dair kitaplarımız şu şekilde bir tanım yaparlar. Kelime kelime okunacak olan şeyleri, ayetleri bölecek olurlarsa bu durumda kelime kelime olan ayetlere Kur'an hükmü verilemediğinden dolayı ancak bu şekilde talim ve öğretim söz konusu olur derler. Yani bayan öğreteceği zamanda o Kur'an-ı Kerim ayetlerini ayetin azı veya ayetin yarısı şeklinde değil çünkü ayetin yarısı da Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre haramdır caiz değildir. Kelime kelime bölecektir. Yani kul eûdu şeklinde kelime kelime böyle böyle öğretecektir. Eğer bu şekilde kelime kelime bölmeyip bunu biraz daha şey yapacak olursa uzatması durumunda Hanefi mezhebinde müftabih olan görüşe göre harama düşme durumu söz konusu olacaktır ki bu e, kaç yapalım derken göz çıkarmak olacaktır. Yani din talim edelim, insanlara Kur'an-ı Kerim'i okutalım derken insanları hem kendimizi hem insanları harama düşürmek olacaktır. Onun için burada kelime kelime öğretilmesi durumunda bir beis olmaz ancak aşılacak olursa kelime bu durumda mesuliyet olacaktır.